Solana, Aptos için önemli seviyeler diye ifade ediyor. Buraya bir bakacağız şimdi. Ve bu üçünden bahsetmeye tabii ki çalışacağız. Durumları üzerine de konuşacağız diye ifade edebilirim. Bu arada tabii izleyen herkes hem videoyu beğenirse hem de kanala abone olursa bunlar da çok iyi olur diyerek altını çizmem lazım. İzleyenler beğensin ve abone olsun lütfen. Bunlar da mühimdir. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olan herkese diyebiliriz. Yine isteyenler Facebook sayfamızı da takip edebilirler. Onu da açıklayayım tekrardan hatırlatayım. Facebook üzerinde hem videolarda reklam çıkmıyor, aynı zamanda anına tabii paylaşımlarda bulunabilme durumumuz oluyor diye altını çizelim. Bu şekilde durumlar var. Facebook sayfamızın linki de videonun açıklamalar bölümünün en alt kısmında bulunmaktadır. Dediğim gibi oraya tıklarsanız zaten doğrudan Facebook sayfamıza yönlendirilirsiniz. Böyle bir durum. AVAX, Sol ve APT'den bahsediyor. BTC şu anda rutin ve açıkçası bir süre daha Bitcoin tarafında öyle bir hareketlilik olsun, ne bileyim, bir genel anlamda bir atılım, ciddi bir fiyat hareketiydi, şuydu buydu, beklememek gerektiği görüşündeyim. Onu bir kere söyledim. Çünkü bir zaten radikal bir değişim yok genel anlamda. Yani öyle aman aman bir muhabbet yok. Zaten yatay belli bir seyir içerisinde bulunmaya devam ediyor Bitcoin. Bütün bunlar olurken de bir zayıflık var. Bu zayıflığın değişmesi konusunda belli takım argümanlarında tarihi işte 11-12'sindeki üfe tüfe falan, yani bunlardan tabii ki bizim karşımıza geliyor. Bunun haricinde de öyle çok ekstrem bir durum yok. Burada bu kadar radikal bir olay esnasında tabii ki Bitcoin'in de, daha doğrusu BTC fiyatlarında da artış için diyelim yön yukarı hareket ve genel anlamda yükseliş için bu tarihlerin bekleniyor olması gayet normaldir diye de ifade etmekte fayda görüyorum bu şekilde. O yüzden bir süre daha bu yataylığı Bitcoin koruyacaktır. Ama tekrar söyleyelim. Burada artık hani 59,5-64 bin arasında güvenli, öyle söylemek lazım. Birazcık akümülasyon sürse de bundan sonraki etap yine 100 bin civarındaki yolculuk, yani orta vade skalası devam ediyor. Sol gördüğünüz gibi genel performansı gayet yüksek. Yani oldukça, tabiri caizse, mırın kırın hareket eden ve adam akıllı ne yaptığı bile belli olmayan bir Bitcoin'in aksine diğer hiçbir altcoin'de görülmeyen bir pozitif performansla birlikte sürekli yön yukarı şekilde hareket ediyor. Bunun tabii ki sebebini anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hele ki şu anda BTC bir senaryoda 64 binleri kırsa, hele ki bir güven ortamı oluşsa, mesela ABD'deki dediğim gibi enflasyon verileri düşük açıklansa vesaire, sol gerçekten neler yapabilir kestirebilmek güç olacaktır. Yakın zamanda biliyorsunuz 3,5 bin dolarlara kadar sol coin fiyatlarının yükseleceğini öngören ETF de bir VanEck sol spot ETF başvurusu gerçekleştirdi ABD tarafında. Bu diğer tarafların da aynı şekilde hem sol ETF yarışına katılabileceği hem de birazdan da bahsedebileceğimiz özellikle AVAX gibi diğer büyük altcoin'lerde de benzer başvurular olabileceği argümanını güçlendirdi. Şu anda ETF sol coin için çok ciddi bir güven ortamı oluşturdu. Bu tabii ki demek değil ki BTC işte yatayken sol uçsun, kaçsın, ralliler gerçekleştirsin, ama özellikle ortalık pozitife çaldığında ben solun ciddi şekilde yok satacağını ve iyi bir talep görüp fiyatlarında artış yaşayabileceği görüşündeyim diyebilirim. Evet, tabii üzerinde ortalama 151,5, özellikle 156 noktalarında EMA 50 bulunsa da dediğim gibi güçlü duruyor. Yani bu dirence rağmen yapışma hareketiyle hareket ediyor olması oldukça önemli.
Tabii ki sönerse de şaşmamak lazım. Şu anda 138,5-151,5 kanalı arasında ve solun Bitcoin'in yavaşlığına rağmen tabii bu pozitif performansı ne kadar inatla sürdürebileceği kısa vadede meçhul, bunu da bilmek gerekiyor. Bu ETF olayı tabii ki AVAX tarafıyla alakalı da bayağı bir güven ortamını ateşledi. Çünkü özellikle sol ETF'inin gelmesiyle birlikte gözler hiç şüphesiz diğer taraflara gidecek. Özellikle sıradaki XRP olduğu bilinirken zaten sol coin kabul edilirse geri kalan kısmı resmen ip gibi dizilir. Yani neredeyse aynı anda yapılanlar bile görebilirsiniz. Hatta aynı şirketin birkaç farklı aynı anda kripto para için ETF çıkarttığını bile görebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Durum bu kadar bile laçkalaşır yani. Ama bu iyi bir durum neticede. AVAX'ta hem ABD tarafında hem de genel olarak tabii kurumsal ilginin en yüksek olduğu kripto paralardan bir tanesi aynı zamanda. Ve sol coin'le varoluşlarından bu yana birbirlerine alternatif oldukları pek çok taraftan biliniyor. Her ne kadar AVAX coin tabii sola göre oldukça düşük fiyatlarda kalsa da fiyatlayabilme kapasitesi gayet yüksek bir varlıktır. Üzerine de defalarca konuştuğumuz bir kripto parayken 300 dolar 500 dolar aralığında genel fiyat tahminleri açıkçası AVAX'a çok fazla yakıştırılmıştır. Sizler de bunu büyük bir ihtimalle biliyorsunuzdur. Mevcut durumda kısa süreli zayıflığı devam ediyor açıkçası. AVAX'ı bıraksanız bir süre daha süzülecek gibi duruyor diye altını çizmek lazım. 22,24 civarlarında bir destek pozisyonu bulunsa da ben bu kadar düşeceğini zannetmiyorum. Daha akümülatif tavır sergileyecektir ama dediğim gibi zayıflık göstermeye devam ediyor. Bu piyasanın büyük çoğunluğunda böyle zaten. APT Aptos'u çıktığından beri beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Yani Aptos benim sevdiğim bir kripto projesi olmamakla birlikte main coin'i olan APT coin'de beğendiğim bir kripto para birimi değil. Hiç şüphesiz fiyatları yükselecektir. Bakın 100 lira civarlarında bile burada ATH'ı var. Olabilir, görür tekrar, problem şey değil ama hem projesinin geneli fazla taklit bir proje. İkincisi APT denen varlık fazla enflasyonist. Dolayısıyla beğenmiyorum, onu da ifade edeyim. Zaten fiyatlarının genel anlamdaki durgunluğundan bunu görebilirsiniz diye de düşünüyorum. Durum bu şekilde. Önümüzdeki videolarda konuşmaya ve değerlendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.